güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Gücün tek elde toplandığı saray rejimlerinde yozlaşma ve çürüme kaçınılmazdır. Danimarka Krallığı'nda çürüyen bir şeyler var. İşte Shakespeare'in Hamlet adlı eserindeki bu meşhur tirat, saray rejimlerindeki yozlaşma ve çürümeyi ta çağlar ötesinden bugünlere taşır. İnsanlığın yüzyıllarca süren özgürlük mücadelesinin bu çürümeye bulduğu çarenin adı ise demokrasi ve hukuk devletidir. Demokrasilerde saraylara yer yoktur. Çünkü saraylar içindekilerle beraber yozlaşıp çürürken toplumu da çürütür. Demokrasi bu çürümeyi engelleyen gücün dengelenip denetlendiği rejimlerin adıdır. Ne yazık ki bugün Türkiye'de de çürüyen bir şeyler var. Çürüyen Erdoğan'ın tek kişilik saray rejimi. Çürüyüp kokuşan bu rejimin her yerinden irin akıyor. Kötü kokular arş-ı alaya yükseliyor. Güzel ülkemizin havasını zehirliyor. Pisliğin üstünü örtmek için baskıya ve yalana sarılıyorlar. Baskıyla, yalanla millete hesap vermekten kaçanlar çürüme ve yozlaşmayı daha da hızlandırıyor. Arsızlık bu çürümüş yönetimin elinde tek siyasi sermayeye dönüşüyor. Bunun en son örneğini Erdoğan'ın Soçi dönüşünde gördük. Erdoğan 20 yıldır iktidarda, üstüne diktirdiği saray rejimi kılığıyla 4 yıldır işleri tek başına yürütüyor. Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıkıyor. Sarayın sözcüsü sıkılmadan millete yangına müdahale edebilmek için Erdoğan'dan talimat beklendiğini söylüyor. Ne zamandan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye Erdoğan'ın emrine girdi? Ama iş KPSS sorularının çalınmasına gelince sorumlu saray ve Erdoğan değil. Sorumlu kim? Sorunu gündeme taşıyan, gençlerimize destek veren Sayın Genel Başkanımız ve Altılı Masa. Memnuniyetler saraya, şikayetler Altılı Masa'ya. Ülkede döviz kıtlığına sebep olurlar. Stokçu diyerek sanayiciyi suçlarlar. Durduk yere enflasyon canavarını uyandırırlar. Şükürsüz diyerek milleti suçlarlar. KPSS sorularını çaldırırlar. Altılı Masa diyerek muhalefeti suçlarlar. Ne diyelim, arsız güçlü olunca haklıyı suçlu çıkarmaya uğraşırmış. Saray ve şürekasının yaptığı tam da bu. Aslında KPSS sınav sorularının çalınması saray rejimindeki korkunç çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Gençlerimizin sosyal medyadan feryatları yükselmeseydi, milletin baskısı bu rezaleti örtbas edilmez noktaya getirmeseydi, Erdoğan yine geçmişte yaptığını yapardı. Çalınan sorularla yüz binlerce evladımızın hakkının, hukukunun yenmesine göz yumardı. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak ÖSYM ve ÖSYM'deki sınav usulsüzlüklerinin araştırılması için 2009 yılından bu yana tam 20 önerge vermişiz. Hepsinde de Erdoğan kulağının üstüne yatmış. Ülkenin askeriyesini, adliyesini, mülkiyesini nasıl FETÖ'ye teslim ettiyse ÖSYM'yi de teslim etmiş. Liyakat yerine tarikat ve sadakat demiş, uyarılarımızı dinlememiş. Zaman kime haklı çıkardı? Elbette mutlu değiliz ama bize haklı çıkardı. Şimdi tam da seçim öncesi bir kez daha suçüstü yakalanınca hasarı kontrol edebilmek için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi Erdoğan. Ardından da bu sınavı iptal etmek zorunda kaldı. Milyonlarca gencimizin hayalleriyle, umutlarıyla oynadılar. Milyonlarca ailenin emeğini çaldılar ama hala liyakat yerine saraya sadakat ve tarikat demeye devam ediyorlar. Hatalarından hiç mi hiç ders almıyorlar? Erdoğan hatasında ısrar ediyor. Hata bir kez olursa hatadır. Tekrarlanırsa bu artık bir tercihtir. Erdoğan'ın tercihi de bellidir. Yanlışı yanlış yerde aramak yanlışların en büyüğüdür. Yaşadığımız bu sınav skandalının sorumlusu çürümüş saray rejimidir. Bunu da milletimiz çok iyi bilmektedir. Gereğini yapmak, Erdoğan'dan bunun hesabını sormak için sabırsızlıkla sandığı beklemektedir. Değerli basın mensupları,
Çürümüş saray rejimlerinde işler karanlık dehlizlerde kapalı kapılar ardında yürütülür. İhaleler kime verilecek? Kimler ihale edilmiş işi, kimlerin ihale edilmiş işleri ellerinden alınacak? Hepsi sarayın karanlık dehlizlerinde karara bağlanır. Saray rejimlerinde devletler arası ilişkilerde de şeffaflık değil, karartma hakimdir. Aile üyeleri devlet protokolüne taşınır. İkili toplantılara devlet görevlileri de değil, sadakatinden şüphe duyulmayan aileye yakın özel seçilmiş tercümanlar alınır. Pazarlıklarda ne söylendi, neyin sözü verildi, devlet kayıtlarına girmesi arzu edilmez. Öyle ya, söz uçar, yazı kalır. Bir gün bu yazılı kayıtlar çıkar, delil olur. Erdoğan Putin'le baş başa görüşme için yine Soçi'ye gitti. Nedense görüşme sonrasında hem Erdoğan hem de Putin kameraların karşısına geçip soruları yanıtlamadılar. Ruslar bu talebin Erdoğan'dan geldiğini iddia ediyor. Belki Erdoğan ve Putin yan yana soruları cevaplarsa Akkuyu nükleer santralinde neler dönüyor, Ruslar Türk şirketini nasıl kovabiliyor daha iyi anlayacaktık. Ama Erdoğan'ın buna izin vermediği anlaşılıyor. Onun yerine Erdoğan uçan sarayında sen ben bizim çocuklar diyerek topladığı sözde gazetecilere saray filtresinden geçmiş bir demeç vermiş. Ama artık çürüme o kadar korkunç ki filtre miltre kurtarmıyor. Erdoğan Akkuyu'daki çalışmaları yerinde bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin'e oradaki gelinen durumu aktaracağım diyor. Ben buradan soruyorum, ne zamandan beri Erdoğan Putin'in şantiye şefi oldu? Bunlar ne biçim sözler? Akkuyu'da neler olduğunu anlamak için atlayıp şantiyeye gitmek, oradan Putin'i arayıp şantiyenin son durumunu raporlamak nasıl bir iş? Allah aşkına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının düşürüldüğü duruma bir bakın. Memleket toprağında Akkuyu'da neler olduğunu öğrenmek için Erdoğan şantiyeye gidecekmiş. Niye? Çünkü santral bizim değil Rusların. Altını bir kez daha çiziyorum. Santral Türkiye'nin değil Rusya'nın. Santralde üretilecek elektrik kimin? O da Rusya'nın. Türkiye, Akkuyu'da üretilecek elektriğin sadece müşterisi. Hem de elektriğin kilowatt saatine 15 yıl boyunca KDV hariç 12,35 sent gibi fahiş mi fahiş bedel ödemek zorunda olan bir müşteri. Biz Ruslarla daha önce de ortak projeler yaptık. Ali Ağa Rafinerisi, İskenderun Demir Çelik gibi önemli sanayi tesislerimizi Ruslarla beraber inşa ettik. Hem de Soğuk Savaş'ın en çetin zamanlarında. Ama bu tesislerin anahtarlarını hiçbir zaman Ruslara vermedik. Anahtarlar Türkiye'de kaldı. Ama Akkuyu'nun anahtarı Türkiye'de değil, anahtar Ruslarda. Şimdi bunu biz demiyoruz. Erdoğan'ın imzaladığı bu anlaşma diyor. Anahtarı Ruslara teslim ederseniz Akkuyu'da neler döndüğünü öğrenebilmek için atlayıp şantiyeye gitmek zorunda kalırsınız. Bu ülkenin evlatları hiçbir manda ve himayeyi kabul etmeyeceğini bundan tam 103 yıl önce Erzurum Kongresi ile 7 düvele ilan etti. Kapitülasyonları 99 yıl önce Lozan Anlaşması'yla yırtıp attık. Erdoğan'a hatırlatırız. Rusya'dan seçim öncesi birkaç milyar dolar gelsin, Rus siber timleri seçimlerde sarayı desteklesin diye ne olursa olsun anlayışıyla gizli saklı götürdüğünüz işler varsa bunlar da gün gelir önünüze düşer. Yine Shakespeare'in ünlü Hamlet eserinde söylediği gibi, kötü işler gömülse de yerin dibine çıkar bir gün insanların gözü önüne. Değerli basın mensupları, bu çürümüş saray rejiminin milletimize çıkardığı faturalar her geçen gün ağırlaşıyor. Yetki sorumlulukla beraber gelir. Ama bunların yetkisi var, sorumlulukları yok. Enflasyonu faiz sebep, enflasyon netice deyip, üst üste Merkez Bankası'nın başkanlarını değiştirip, sonra da faizi düşürüp azdıracaksınız,
Ondan sonra çıkıp diyeceksiniz ki sorumlu biz değil dışarısı. Dünyada enerji fiyatları artıyormuş. O yüzden bizdeki fiyatlar da böyleymiş. İşte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na mensup ülkelerde enerji enflasyonu ortalama %141, bizde %172. Dünyanın 4-5 katı enflasyon yaşıyoruz. Bunun sebebi o, bu, şu değil. Bu çürümüş yönetim. Nebati Bakan'ın söylediği gibi Erdoğan etkisidir. Yine dünyada gıda fiyatları son 4 aydır Rusya-Ukrayna savaşı sonrası çıktığı yerden büyük bir hızla düşüyor. Tahıl dolu gemiler boğazlardan geçip gidiyor ama milletimizin boğazından hala ucuz lokma geçmiyor. Dünyada yıllık gıda enflasyonu %13, bizde %95. Dünyanın 7 katı. Böyle bir gıda enflasyonu yaşıyorsak, dünyada gıda fiyatları düşerken bizde hala daha roket gibi çıkmaya devam ediyorsa, öyle bunun sebebi dış güçler, şunlar bunlar değil. Saray yönetimindeki çürümedir, Erdoğan etkisidir. Yaz geldi geçiyor. Domates hala 15-20 liralık fiyat etiketleriyle tezgahlarda duruyor. Meyve derseniz o hepten lüks oldu. İnsanlarımız eti unuttu. Et ve süt kurumu bazı koyun etlerine indirim yaptı diye bir haftadır yandaş medyada bir âlâ iş ve âlâ iştir gidiyor. Et ve süt kurumunun Türkiye genelinde kaç mağazası var? Topu topu 18. Yani millet ucuz ete ulaşabiliyor mu? Ne gezer? Sadece bu 18 mağazanın önünde kuyruklar uzadıkça uzuyor. Gelen kıymalar da öğlen olmadan bitiyor. Ama çıkarılan gürültüye bakarsanız çarşıda, pazarda, markette et fiyatları olağanüstü düşmüş. Millet et yemekten çatlıyor sanırsınız. Ülkeyi yönetemeyenler yine algıyı yönetmeye uğraşıyor. Markette kıymanın en ucuzu hala 120 lira. Kalitesine göre kıyma 160 liraya kadar gidiyor. Milletimiz eti geçti. Suyunu kaynatmaya kemik alamaz halde. Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda çocuklarımız yeterli beslenemiyor. Yetersiz beslenme çocuklarımızda demir eksikliği, boy kısalığı, öğrenme bozukluğu ve daha nice araz bırakıyor. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz. Hadi proteini bırakalım, et yerine bakliyattan protein alalım desek, bir kilo nohut 40 liraya kadar çıkmış. Kuru fasulyenin kilosu 30 lira. Mercimeğin kilosu 47 lira. En ucuz protein dediğimiz yumurtanın kartonu 54 lira. Vatandaşlarımız midelerinin gurultusunu kesmeye çalışmak için beyaz somun ekmek alsa 4 lira. 5 kişilik bir aile günde 10 ekmek tüketse bir ayda sadece somun ekmek masrafı 1200 lira. Vatandaşımız patatesle makarnayla günü geçirmeye çalışsa bir paket alelade makarnanın fiyatı 10 liradan, bir kilo patates 11 liradan başlıyor. Daha yemek yapmak için bunun yağı var, salçası var, soğanı var. İşte bu kifayetsiz yönetimin elinde milletin tenceresi kaynamaz oldu. Dar gelirlerinin vazgeçilmeyecek masraflarından biri beslenme ise diğeri de barınma tabii ki. Milyonları birkaç milyonu aşan fiyatlarla artık ev almak sabit gelirli için hayal ötesi. Kiralar almış başını gitmiş. TÜİK'e göre son bir yılda kira artışı sadece %26,8. Vatandaş da alenen alay ediyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarını bırakıp hayatın gerçeklerine baktığımızda kiralar son bir yılda Adana'da %144, Bursa'da %149, Ankara'da %156, İstanbul'da %161, İzmir'de %164 artmış. Ama dahası da var. Biliyorsunuz üniversite öğrencilerin üniversitelerle ilgili tercihleri sona erdi, üniversiteyi kazanan öğrencilerin. Yakında da bunun sonuçları açıklanacak. Gençlerimiz gidecekleri üniversitelerden önce gidecekleri illerdeki barınma imkanlarına, kiralara bakıyor. Öğrenci sayılarıyla öne çıkan illerimizde son bir yıldaki kira artışları korkunç. Kiralar Eskişehir'de %162, Konya'da %173, Erzurum'da %130, Antalya'da %244 artmış.
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığında bu kiraların nerelere gideceğini Allah bilir. Başka illere gidecek gençler ve aileleri şimdiden kara kara düşünmeye başlamışlar. Çürümüş saray rejimi kendisine yazlık, kışlık, yürüyen, uçan, kaçan saraylar yaptı. Ama şu gençlerimizin yurt ve barınma sorununu 20 yıldır çözemedi. Değerli basın mensupları, bu çürümüş saray düzeninde vatandaşlarımızın borçları da olağanüstü seviyelere geldi. Manisa'da bir vatandaşımız özel hastanenin başhekimine böbreğimi satmak istiyorum, borcum çok, isteyen olursa bana haber verir misin diye ricada bulunuyor. Bu sözün bittiği yerdir. Saray rejimindeki çürümenin milletimizi getirdiği yerin özetidir. Pandemi döneminde gelişmiş ülkeler vatandaşlarını doğrudan gelir destekleriyle ayakta tutarken saray insanlarımıza destek yerine borç verdi. Vatandaşlarımızın borçları olağanüstü seviyelere sıçradı. Bu arada pandemi demişken koronavirüs vakalarında yeniden hızlı bir artış görülüyor. Haftalık vefat sayıları Haziran ortasında 17 iken Temmuz sonunda 337'ye yükseldi. Sadece 5 haftada vefat sayıları 20'ye katlandı. Toplam vefat sayısında 100 bin sınırına dayandık. Ama hükümetten bu konuda tık yok. O yüzden görev yine vatandaşlarımıza düşüyor. Lütfen kişisel olarak tedbirlerimizi arttıralım. Maske, mesafe ve hijyene yeniden dikkat edelim. Pandemi döneminde artan borçlar dedik. O dönem arşa çıkan borçlar bugün artık ödenemez seviyelere ulaştı. Bu yılın ilk 5 ayında ödeyemediği bireysel kredi ve kredi kartı borcu yüzünden takibe düşen yurttaşlarımızın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %83 artmış. 748 bin olmuş. Yani 748 bin hanenin kapısına icra memurları dayanmış. Ülkemizde hala 4.147.977 kişinin ödenmemiş banka borçları nedeniyle yasal takibi devam ediyor. İcra dairelerinde görülen toplam dosya sayısı ise son bir yılda 1.466.000 artışla 24.053.000'e ulaşmış durumda. Milletimiz sadece hayat pahalılığı altında değil, bir borç tsunamisi altında da ezim ezim eziliyor. Ödenmeyen borçlara faiz üstüne faiz biniyor. Vatandaş için hayat giderek içinden çıkılmaz hale geliyor. Şimdi biz buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Yandaşlarınızın kredi borcunu, vergi borcunu yapılandırmayı biliyorsunuz. Vatandaşlarımızın banka borçlarını yapılandırmak için de acilen adım atın. En azından borcun vadesini yayın. Faiz yükünü hafifletin. Milletin sırtına yüklediğiniz borç daha fazla ağırlaşmasın. Siz yapmazsanız birkaç ay sonra bunu da biz yapacağız. Değerli basın mensupları, bu devlet büyük bir devlet, bu millet büyük bir millettir. Milletimiz her şeyin en iyisini hak eder. Türkiye'nin ekonomisini çok kısa sürede düze çıkaracak gücü de vardır, potansiyeli de vardır. Çok önemli bir coğrafi konuma, genç bir nüfusa, fedakar emekçilere, dünyanın her yanında ter döken iş insanlarına, ihracatçılara sahibiz. Pandemi sonrasında kısalan arz zincirleri bize bu avantajlarımız nedeniyle çok önemli fırsatlar sunuyor. Avantajlarımızı kullanabilir, potansiyelimizi hayata geçirebilir, 3'ü 5, 5'i de 10 yapabiliriz. Ama bu metal yorgunu tek kişilik yönetim milletin önünü tıkıyor. Bu çürümüş yönetim atalarımızın bizlere canları kanları pahasına bıraktığı bu toprakları milletimiz için cehenneme, elin insanları içinse eğlence parkına çevirdi. Paramızı pul ettiler. Koskoca memleket bir milyoncu mavzasına döndü. Bu milletin emeğini peşkeş çekiyorlar. Güya bizi kıskanan Almanya'nın emeklisi sahillerimize boydan boya uzanıp tatil yapıyor, güneşimizin, kumumuzun keyfini çıkartıyor ama bizim emeklilerimiz 3 kuruş maaş promosyonu fazla alacağım diye yazın sıcağında o banka senin, bu banka benim koşturup duruyor.
Bu hak mıdır? Reva mıdır? Tabii ki Alman da gelsin, Fransız da gelsin, Rus da gelsin, Amerikalı da gelsin, bu ülkede tatil yapsın. Biz de kazanalım. Fakat elin emeklisi dünyanın bir ucundan gelip bu güzelim ülkede keyif ederken benim emeklim evinden çıkıp birkaç yüz kilometre yol gidip Ege'de, Akdeniz'de tatil yapamıyorsa işte bu işte ne insaf vardır ne de adalet vardır. Başka ülkelerin gençleri yaz tatillerinde ülke ülke gezip dünyayı tanırken benim gencim arkadaşlarıyla sokağa çıkıp bir çay bir kahve içmek için 50 kere düşünüyorsa bu saraydaki çürümenin gençlerimizin hayatına koyduğu ipotektir. Bizim insanımız her geçen gün fukaralaşırken, masasına peynir, zeytin koymakta zorlanırken, bugün elin insanı mükellef bir kahvaltı ziyafeti çekip, bir de üstüne geleneksel Türk kahvaltısı ve bu gördüklerinizin hepsi 12 dolar, amma ülke ha diye eğleniyorsa, bu çürümüş saray rejiminin milletimize yaşattığı utançtır. Biz boşuna bu saray rejimi eve deli, ele iyi demiyoruz. Bu çürümüş rejim bugüne kadar ata yadigarı şeker fabrikalarını, milletin kağıt üreten sekasını, demir çelik üreten Ereğlisini, çimento, gübre ve daha nice ürün üreten fabrikalarını, Tekel'ini, Sümer Holding'ini, limanını, arazisini 63 milyar dolara sattı. Sata sata elde bir şey bırakmadılar. Bu rejimin yönettiği ülkede bu millet telekom peşkeşini gördü. Bu millet tank palet peşkeşini gördü. Bu millet Türk şekerinin onlarca dönüm arazisinin iki daire parasına nasıl satıldığını gördü. Şimdi bu ülkenin topraklarını, bu ülkenin vatandaşlığını doların yeşili için satıyorlar. Bunları yaparken de çürümüş düzenin yetkilileri ülkemizin yıldızı parlıyor. Bizden önce bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Bakın şimdi neler üretiyoruz diye ahkam da kesebiliyorlar. Artık daha fazla vakit kaybetmeden bu çürük düzeni sandıkta evine göndermenin vakti geldi. Bugün saraylarda oturan Erdoğan 2011'de henüz Keçiören'de bir apartman dairesinde otururken ne diyordu? Eğer 8 yıl önce aldığın asgari ücrette aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme. Olay bu kadar basittir. Eğer bu ucube saray rejimi kurulduğundan bu yana aldığınız ücretle artık daha az et, daha az süt, daha az yumurta, daha az peynir alıyorsanız bunların sorumlusunu görün. Ve bunların sandıkta biletini kesmek için bize katılın. Bu çürümüş düzenden önce 50 liralık benzinle idare ederken şimdi aynı 50 liralık benzin ibrenin ışığını bile söndürmüyorsa bunun müsebbibi kim? Buna bir iyice bakın. Bize katılın. Aziz milletimiz önümüzdeki seçimde iki aday değil iki anlayış yarışacak. Bir tarafta Harun olacağız diyerek Karun olanlar, Harun olacağız diye gelip Karun olanlar, diğer tarafta sizler gibi mütevazı yaşayanlar. Bir tarafta milletin iffetli analarına küfredenleri koruyanlar, milletin kesesinden faiz lobilerinin, dolar baronlarının, yandaş müteahhitlerinin kasasına borular döşeyenler, diğer tarafta bu vurgunu bitirmeye kararlı, milletten çalınanları yerine koyacak namuslu, dürüst kadrolar. Bir tarafta dediğim dedikçi, milletin cebini boşaltan, otoriter saray rejimini ülkenin başına bela edenler, diğer tarafta millet iradesini tecelligahı gazi meclisi ülke yönetiminin merkezine koymak isteyen demokrasi aşıkları. Çürük tahta çivi tutmaz, bu çürümüş rejim artık iflah olmaz. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz, sözümüz milletimize. Katılın bize, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Tamam, teşekkürler. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt canlı yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'i yanındakilerle birlikte stüdyoda darp etti. Aynı zamanda Demokrat Parti Millet İttifakı'nın da bir parçası. Engin Yurt'un bu eylemini Cumhuriyet Halk Partisi nasıl değerlendiriyor? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hiçbir şiddet olayını tasvip etmemiz mümkün değildir.
Ancak ülkemiz son dönemde basın özgürlüğünde, hele hele basın mensuplarına uygulanacak şiddeti hiç kabul edemeyiz. Ülkemiz son dönemlerde basın özgürlüğü endeksinde giderek son sıralara doğru iniyor. Bunun sebebi de giderek ve basın mensuplarına çok ciddi şiddet uygulanıyor. Bunun temel sebebi de siyasi atmosfer. Özellikle sarayın kutuplaştırarak oy alma stratejisi insanları birbirlerine karşı şiddet uygular hale getiriyor. İşte son dönemde gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırılara bakalım. Yavuz Selim, Demirağ, Selahattin, Sabahattin Önkibar, Murat İde, Orhan Uğurluoğlu, Selçuk Özdağ. Bütün bu insanlara karşı hem de gerçekten canlarına kastedecek şekilde şiddet uygulandı. Bugün dün değil evveli gün meydana gelen eylem nedeniyle ortalığı birbirine katan yandaş medya o gün ortalarda hiç görünmüyordu. Buradan ben bir kere daha söyleyeyim. Biz o günde siyasetçilere ve basın mensuplarına uygulanan şiddete karşı çıktık. Bugün de şiddetin tamamına ve özellikle de basın mensuplarına karşı uygulanan şiddete karşı çıkmaya, bunu benimsememeye devam ederiz. Bizde çifte kriter olmasın.